Merhaba hobidaşlarım ve bu hubü yeni başlayacak arkadaşlar. Bugün sizlere yaz aylarında karides akvaryumlarında ne yapılması gerekir, sıcaklıklara karşı alınabilecek önlemlerden bahsedeceğim. Bunlara değinmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bana destek verebilirsiniz. Arkadaşlar yaz aylarında belirli sistemler kullanarak akvaryumlarımızın ısısını düşürüyoruz. Bu cihazlar internette satılıyor veya kendiniz yapabileceğiniz şeyler, elektronik bilginiz varsa kendiniz de yapabilirsiniz. Birisini yapamazsınız da karides akvaryumlarında yaz aylarında malum ısı acayip bir şekilde yükseliyor. Normal akvaryumlarda da yükseliyor. Karidesler 18 ila 24 derece sıcaklıklar arasında hayatını idam ettiriyor ve yükseldikçe problemler baş göstermeye başlıyor arkadaşlar. Bu problemler ne? Sık kabuk değişimi, kabuk değiştirememe problemleri, üremelerde sıkıntı. Bunların öne geç, önüne geçebilmemiz için ilk önce iletkenliği düşürüp yaz aylarında buharlaşma çok olduğu için iletkenlik de artıyor arkadaşlar. Buharlaşan su da saf su olduğu için kendi yükünü aşağıdaki suya bırakıyor. Bunun önüne geçebilmek için e, buhar camı kullanabiliriz arkadaşlar. İstersek camcı da kestirip veya sipariş ederken akvaryumcuya, akvaryumcumuza artık nerede yaptırıyorsanız e, sipariş ederken ben buhar camlı istiyorum diyebilirsiniz. Sonradan e, buhar camı yaptırmak istiyorsanız da e, bunun değişik aparatları var camı tutturabilmek için. E, internette satılıyor. Bazı hobici arkadaşlar da e, satış gruplarında gördüm satıyor. Gelelim sistemlere. E, bu sistemlerde ne var arkadaşlar? E, bu harcamını yaptık. E, diğer önleme geçiyoruz. Soğutucu bir cihaz. Buzdolabı görevi gibi, buzdolabı gibi düşünün. Bir kutu içerisinde e, akvaryumun aynı dış motor gibi içeriden suyu alıyor, soğutuyor, geri veriyor. Düşük debilerde e, şey gibi değil yani e, dış filtre gibi debi yani harıl harıl çevirmiyor. Ee, bunun avantajı arkadaşlar bu cihazın avantajı istenilen dereceye getiriyor buharlaşma söz konusu olmuyor ee, önüne geçiyorsunuz Yaz aylarında e, ben bu cihazları kullanmak istemiyorum, istemiyorum diyorsanız da e, klimalı odanız varsa akvaryumu oraya taşımanız arkadaşlar en önemlisi bu en önemli önlem de bu İkinci bir şey arkadaşlar termostatlı fanlar var bunun markalı olanları da var. Hobici arkadaşlar ucuza yapıyor. Onlar onlar da var. Birkaç şeyde Facebook'taki birkaç grupta gördüm satılıyor. Karides hobcileri platformunda da bu soğutucu cihazı gördüm. Birkaç arkadaş bu cihazı kullanıyor. Buzdolabı gibi demiştim. Avantajı öyle buharlaşma söz konusu olmuyor. Fanlı sistemlerde arkadaşlar. Bu termostat e, istenilen sıcaklığı ölçüyor. Diyor ki ben işte akvaryumumun derecesini 24 dereceye düşür. Kaç dereceden atıyorum? 25 dereceden veya işte 27 dereceden. Fan çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. E, keza 24 dereceye gelene kadar çalışıyor. Sonra 24 dereceyi tutturduğu anda cihaz kendini otomatikman kapatıyor. E, ısının yükselmesini bekliyor. Diyorsun ki sen 27'ye gelince indir kardeşim veya 25'e gelince indir sen kendine göre ayarlayabiliyorsun. Diğer bir yöntem arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz. Ee, diğer yöntem biraz e, bilgisayar bilginiz işte elektronik bilgisayar değil, elektrik elektronik bilginiz varsa e, kendiniz yapabilirsiniz. Termostatları satın alabilirsiniz. E, kendiniz bağlayabilirsiniz bu fanlara. Aparatları kendiniz yapabilirsiniz. Kendimden bir şey katayım diyorsanız böyle yapabilirsiniz. Düşürücüler var, onları kullanabilirsiniz. Bilgisayar fanları, ister ledli olsun, ister ledsiz olsun, sesli çalışanı, sessiz çalışanı, çok geniş. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bunları yaptık arkadaşlar, cihazları kurduk, her şeyi kurduk. Fakat buharlaşma, işte hala söz konusu. Buharlaşıyor. Bu buharlaşmanın önüne nasıl geçebiliriz? Suyumuzu nasıl kullanabiliriz? Ya yani önceden bir depolama alanınız vardır, suyu orada depoluyorsunuzdur. Yaz ay, kış aylarında sıcak oluyordur iyidir. Fakat e, yaz aylarında olmuyor. Kış aylarında olan şey olmuyor. E, bu dinlendirmiş çeşme suları ben neokaridine için bahsediyorum. Dinlenmiş çeşme su, sularını dinle, dinlendirirken işte e, kaplara koyuyoruz. Damacanadır, bidondur artık siz neye yapıyorsanız. Bunları odalarda değil de sıcak olan bölgede değil de mümkün mertebe soğuk bölgelerde tutup akvaryumun suyunu öyle değiştirmeniz e, ne Onları öneririm. Bir diğer yöntem ise gene iletkenlik artar. Sonuçta değiştiriyoruz ama biz iletkenlik hala duruyor orada. O belirli bir miktar duruyor içerisinde. Bunun önüne nasıl geçeriz, nasıl yaparız? Arkadaşlar bir hafta %30 su değişimi yaparken diğer hafta %50 yaparız. Bunu normal hale getirmeye çalışırız. Yaz ayları sıkıntı. Dediğim gibi 100 litrede 30 litre değiştiriyoruz bir hafta, diğer hafta 100 litrede 50 litre değiştirerek bunu normal düzeylere çekmeye çalışıyoruz. Bunlara değindim ben. Başka sormak istediğiniz bir şey olursa, aklınıza takılan bir şey olursa yorum yazıp gönderip sorunuzu sorabilirsiniz. Instagram'dan takip edip yorum yazabilirsiniz veya direkt mesaj yoluyla bana ben şunlarda takıldım Bana yardımcı olur musun diyebilirsiniz Elimden gelen yardımı yapabileceğimi Siz de buna inanın Muhakkak geri dönüşler Olacaktır Geç olur olmaz sonuçta şey, Hepimiz sivil hayatta çalışıyoruz Arkadaşlar Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere